Yeni bir videodan yeni bir Rocket League videosundan tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bugün arkadaşlar şöyle bir video haber konuşacağız. Rocket League hakkında Lamborghini gerçek bir de Rocket League'e çok benzen bir tane golf oynuyor geliyor. Aynı mantık Rocket League gibi sadece golf oynuyorsunuz. Bunu konuşacağız. İlk başta ikinci söylemden başlayacağım. Rocket League'in golf versiyonundan. Şimdi bir tane post görmüştüm ben Instagram'da BPT oyun sayfasında. Orada Rocket League'in golf oyunundan geleceğinden bahsediyordu ve trailer vardı. O trailer'ı izledim ve onun üstüne yorumlara işte konuşalım oyun tutar mı tutmaz mı. Sonra da Lamborghini'ye geçip videoyu bitireceğiz. Hadi o zaman hızlıca başlayalım. Rocket League Golf'ün geçelim. Şimdi oyunumuz ismi Turbo Golf Racing. Oyun bu yıl içinde Xbox'a gelecek. PlayStation'a gelecek bilmiyorum ama muhtemelen gelir. PC'ye de geliyor ve çıktığı gibi Game Pass'e de geliyor. Bir oyunun trailerini izleyelim bakalım neymiş bu oyun. Hatta şöyle tam ekran yapalım. Bir sizlerle baş başa böyle izleyiz trailer'ı. Evet Trader'ı izledik. Bence yani kötü bir oyun olacağı benzemiyor. Zaten mantın alınmışsınızdır. Hiçbir şekilde durmak yok. Aynı Rocket League gibi. Ama golf oynuyorsunuz. Halkalardan geçirip orada işte bir tane kupa olan tepesinde dedik var. Oraya ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bilmiyorum bence tutabilecek bir oyun. Ve oyun Rocket League diye geçiyor. Öyle saçma bir olay var. Bakın yani Xbox'ın kendi onaylanan kanalı Rocket League diye geçiyor. Yani yorumlara baktığımda genel olarak grafiği seven var güzel gözüküyor diyen var. Map map'i beğenmişler. Rocket League'in kopyalamasından bahsetmiş bir Yani genel olarak olumlu bir yorum var. Game Pass oyunu olacak aynı zamanda. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bence tutabilir ama Rocket League'in sanki gölgesinde kalacak gibi biraz. Yani globalde tutar. Bizim ülkede yani tutar mı bilmiyorum. Gerçi Tower Unite diye bir oyun var. golf oyunu o bayağı da yani tutan bir oyun aslında. Yani içeriklerine baktığınızda çok içerik üretilmiyor ama yani arkadaşlarınıza gelip oynayacağız mı? Bence bu da öyle olacak. Çok fazla içerik üretilmez bu oyun hakkında ama işte yayıncıların arada gelip oynayacağı bir oyun olur diye düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum oyun hakkında. Şimdi, geçelim bir diğer olayımıza. O da Lamborghini. Yeni Lamborghini Rocket League'e geliyor. Diyor. Bunun da bir trailerini izleyelim. Kısa bir traileri var. Sesini de şöyle azıcık açalım. Bir traderi de bunu baş başa bırakayım. Evet bu trailer de bu şekildeydi. 30 Mart ve 5 Nisan aralarında mevcut olacak diyor. Yani Epic Games artık biraz da oyunun aktifliğini arttırmak için herhalde böyle yeni yeni lisanslı araçlar getirmiyor yoluna gidiyor. Bundan önce bir Lamborghini daha geldi. Şimdi bir tane daha geldi. Araç hakkında bir sıkıntı yok bu arada. Baya güzel. LP804 de geçiyor. Bu arada ben bu siteyi çevirdim. Hani harfler biraz garip gözüküyorsa kusura bakmayın. Şimdi Rocket e geliyor demiş. Burada çok önemli yerleri okuyacağım. Jurettgar motoruyla falan filan burada laps yapmış biraz da. Şimdi bakın burası önemli. 1100 krediye geliyor. 4 tane paket var. 4 ha yok arabası var. Paketin içeriği. Motor sesi var. Banner'ı var yani sancağı. Tekerleği var. Ve 70'lerin tekerleği var. Bir de çıkartması var. Not yukarıdaki donatılabilir diyor. Diğer ürünlerle özelleştirilemez diyor. Yani bunları aldığınızda sadece Lamborghini'yle kullanıyorsunuz. Onun dışında Alasiz kış binbaşı diye bir şey var bunu geçiyorum bu ayrı bir şey ara ses ilgili el sporlarla ilgili bir şey 30 Mart ile 5 Nisan arasında satışa sunulacak diyor ya yani 500 Kde diye diyebilir Lamborghini araba bayağı güzel gözüküyor ama 5, 500, 500 demişim 100 kredi diye diyebilir araba bayağı güzel gözüküyor ama 500 kredi biliyorsunuz ki bir tık pahalı yani o takdiri siz vereceksiniz arkadaşlar hani değer bir değmez mi diye şöyle bir resimlerine bakalım gayet temiz gözüküyor ve ben size bir şey diyeyim mi önceki Lamborghini'den de iyi gözüküyor yani onu net bir şekilde söyleyebilirim. gri çıkartma ile bu araba gayet oynanır yani ama 1100 karede tabi sizin yorumunuz olacaktır diyeyim. Bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim. Araba Dominus Hitbox'ına sahip olacak. Dominus Hitbox'ı da ne demek oluyor? Dominus'un kapladığı yani topa kapladığı kutu alanı dediğimiz o alan içinde topa değebileceksiniz. Octane hitboxına sahip olmayacak. Yani yaklaşık zaten 3-4 tane hitbox var. Biri Dominus, biri Octane, biri Batmobile, biri de Merc diye geçiyor. Merc hitboxı zaten çok kullanılan bir hitbox değil. Octane hitboxı Fenek'te var. Diğer işte Octane'e benzeyen, hacim olarak Octane'e benzeyen arabalarda var. Ama şöyle düşünün. Dominus hitbox'ın bütün DLC arabalarını getiriyorlar. Yani bu arabalar biraz da değil de böyle oyunu dalgasını oynayan benim gibi daha böyle freestyle amaçlı takılan oyuncular için e, getiriliyor diyebilirim. Tabi diğer oyuncular da al alıyor olabilir ama kullanmıyorlardı diye düşünüyorum ve Do Lamborghini hakkında da böyle yorumumu yapayım. Yani zaten araba tam çıktığında göreceğiz. Şu anlık sadece böyle öngörü yapabiliyoruz. Lamborghini hakkında konuştuk. Rocket League Golf hakkında konuştuk. Dediğim gibi iki oyun hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Onun dışında şunu da söyleyeyim. Bu videodan sonra Muhtemelen FIFA kariyer gelecek. Bir tane FIFA kariyer serisine başlıyoruz. Rocket League'in yanında. Rocket League devam etmeyecek. Pardon devam edecek Rocket League. 7000 aboneden sonra böyle bir karar almak istedim. Hani iki oyuna çıkartmak istedim. Onun dışında Lamborghini alacak arkadaşlar mutlaka. Şuradan sağ üstten eğer size şöyle ise market bir içerik destekliyse buradan ID gal yazıp küçük harflerle önce Aydigal yazıp ondan sonra Lamborghini paketini alırlarsa beni çok mutlu ederler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz ben tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve kanala da hala abone değilseniz 200 saniyenizi ayırıp kanala abone olup abone olanlar da zil butonlarını açarlarsa sevinirim. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.